Kusura bakma teyzemin oğlu. Verdiğin karar karar değil. Hatice, lafını bil de. Ben lafımı esirgemem. Hem sen demiyor muydun oğlan itin teki diye? Şimdi niye konuşmuyorsun? Oğlan düne kadar itin tekiydi. Bugünden sonra Zeynep'in sözcüsü. Ne o enişte? Gene ılıman olmuşsun soft soft. İki taraftan yükleniyorsunuz da ne yapayım? Dayıya isyan mı edeyim? İt mit diyorsunuz ama çocuk iyi çocuk. Siz burada yokken laf götürüp getirdi. Fena çocuk değil demek ki. Bu Özkan'ın çok parası var diyorlar İlyas. Tek mirasçısı Taner mi? Dayısı ölürse, Taner de ölürse her şey Zeynep'in üstünde kalacak Servet abi. Allah sıralı ölüm versin. Ne diyeyim? Sen buraya içeride otur. Ben sana kahvaltı verdim. Tamam. Bekle. Ya sizi buraya topladım ki bunun ne kadar kötü bir karar olduğunu anneme, Hızır'a, Zeynep'e anlatın diye. Biriniz düşmüşsünüz paranın derdine. Biriniz düşmüşsünüz dedikodunun derdine. Ya Zeynep diyorum, Zeynep. Zeynep dedin ya. Ya bu Alparslan nerede? İlyas Badün dedi ki Zeynep'in odasında. Onunla konuşayım. Ondan sonra yok oldu. Acaba ne konuştu o kızla? Tebrik etmiş anne. Çok sevindim demiş. Zaten o Alparslan'ı göreyim. Onun da ağzının payını vereceğim. Hmm. Demek onun için gelmedi. Var mı ağzının payını vermek istediğin başka biri Meryem? Var. Bir çocuğun hayatını mahvettiniz. Ve bunu hepiniz yaptınız. Ve ben bu yaptığınız kötülüğü unutmayacağım. İnanamıyorum. Ceylan değil. Yok artık. Alparslan bu kez delirdi. Abi onu sen mi çağırdın? Herkese merhaba. Alparslan bunu yaptığına inanamıyorum. Neyi yaptığımı? İnanamıyorsun yenge. İşte baban. Ve ailen.
Hızır Ali, Çakır Beyli. Baba. Alparslan. Meryem anne.